Türkiye'nin dört bir yanından KHK ile işlerinden ihraç edilen Türkiye KHK'liler platformunun çok değerli üyeleri aramızda. Hepiniz hoş geldiniz. Sizleri burada görmekten büyük bir mutluluk duyduk. KHK'lilerin platformunun ve dört bir yanda yaptıkları direnişi de selamlıyoruz. İyi ki varsınız. Önce Meral arkadaşım da söyledi. Aramızda KHK'liler var, KHK mağdurları var. KHK'lilerle hukuksuz uygulamalara, adaletsizliklere, mağduriyetlere maruz bırakılmış misafirlerimiz var. Kendilerine de bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Sevgili dostlar, Türkiye'nin tarihi olağanüstü hal ve sıkı yönetimler tarihidir. AKP iktidara geldiğinde bu ülkede olağanüstü hal vardı. Şimdi de olağan hale gelmiş, kurumsallaşmış bir olağanüstü hal var. 20 Temmuz 2016'da 3 ay için ilan edilen olağanüstü hal resmi olarak 2 yıl sürmüş ama fiilen hala devam etmektedir. Kayyum ve KHK uygulamalarında ısrar eden AKP-MHP faşist yönetimi olağanüstü hale can simidi gibi sarılmıştır. Ve bunu bırakmaya da niyeti yoktur. Çünkü olağan şartlarla, demokrasi ve hukukla bu ülkeyi yönetmenin kendileri açısından, zihniyetleri açısından mümkün olmadığını biliyorlar. O nedenle kanun hükmünde kararnamelerle yarattıkları düzeni, olağanüstü halin resmi döneminde yarattıkları politikaları kalıcı hale getirmişlerdir. Türkiye fiilen kalıcı bir olağanüstü hal rejiminde yaşamaktadır. O dönemde, olağanüstü hal döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnameler ile kamudan 152 bin kişi ihraç edildi. AKP bununla da kalmadı. Şimdi 35. madde kapsamında keyfi, hukuk dışı ve haksız ihraçlarla kamu çalışanlarını mobbing ve baskı altında tutmaya çalışıyor. Aradan yaklaşık 6 yıl geçmesine rağmen dosyası olağanüstü hal komisyonunda bekletilen binlerce kamu çalışanı adalet aramaktadır. Değerli arkadaşlarım, kanun hükmünde kararnameler ve olağanüstü hal uygulamalarının mağdurlarının uzun süredir devam eden kararlı direnişini de görüyoruz ve destekliyoruz. Buradan bu direnişlerini selamladığımızı bir kez daha belirtmek istiyoruz. Bizler elbette kaybedilen yılların, çekilen acıların tümüyle telafisinin mümkün olmadığını biliyoruz ama adaletsizliklerin, haksızlıkların giderilmesi için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bizim öncelikli işlerimizden biri olağanüstü hal döneminde yaratılan tahribatların tamiri, haksızlıkların giderilmesi ve adaletin sağlanmasıdır. Bu konuda kararlılığımız, duruşumuz tamdır, nettir, kimsenin şüphesi olmasın. Bu ülkede geniş bir mağdur kesim vardır. Bunların içinde KHK mağdurları özel bir yer tutmaktadır. Bunun da farkındayız. Bu adaletsizliğe karşı mücadelemiz devam ediyor. Yeni dönemde bu adaletsizliği gidermek ve hakkı hukuku tesis etmek de bizim görevimizdir. Bunu da daha önce ilan ettik, sözünü verdik, bir kez daha veriyoruz.